Bu sizin tarafınıza da atalım. Şimdi bak, yaka açıklık 17,5. Her zaman olduğu gibi şuradan dikkat alıyorum. Çünkü bizim bir arka yaka düşüklüğümüz var. Bunu koruma altına almak zorundayız. Ölçelim bakalım 17,5 geliyor mu? Hep beraber başlayalım arkadaşlar. 17,5 ya da ne yapar? 8,5 değil mi? Evet. 8, 8, 16, 8, 3, 8, 17, 8,75. Alalım 8,75'lerimizi. 8,7 ne yaptı? 17,5 yaptı. Kübra'cığım sen de ben olay yaptım. Yaka açıklık 17,5. 2'ye bölüyorum. Ne yaptı? 8,5, 8, 8, 16, 8,5, 17, 8,7. Şimdi arkadaşlar, bu tip yakalarda arka yaka düşüklüğü çok düşük olmaz. Bunu size anlatmıştım daha önce ama ne kadar olur ortalama? 1,5. Çünkü neden? Boynu sarması lazım. Ben de sevmiyorum. Çok durmuş. Tabii sarması lazım. Çünkü niye bak, adı üstünde kravat yaka. Aynen. Değil mi? Boynu sarması lazım. Aynen. Ben hep öyle seviyorum. Bu yakaları. Şu an bakın arka yaka düşüklüğünü kontrol altına alıyorum. Burada 2 olduğunu gördüm. Ben bunu 1,5'a çekiyorum. Bakın. Arka yaka düşüklüğünü değiştirelim. 2'yi 1,5'a çektim. Yaka açıklığımızı ayarladık. Yaka açıklığımızı aldık. Şimdi tekrar yaka kavisimi oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturalım yaka kavisimizi. Oluşturduk. Ön yaka düşüklüğüne bakalım hemen. Bakın burada bir şeye dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bir yapsam olur mu hocam? Ne yaptım? O da çok az olur. 1,5 yaparsak iki, daha iyi. Şu an. Yani 2 mi senin? 2'yi de geçmeyin, tamam mı? Çünkü boyun sarması gerekiyor. Bakın adı üstünde kravat yaka. Hakim yaka değil benim mi? Modellerim hakim yakanın kravat hali. Boynumuzu sarması lazım. Arkadaşlar bakın. Neden dikkat aldık burada? Neden? Çünkü boyumuzun ölçüsü değişmemiz için değil mi? Bizim omuzdan bir boyumuz var. Ne yapıyoruz? Şimdi farklı bir kalem kullanayım. Kafanız karışmasın. Bakın arkadaşlar. Bizim burada değişen ne oldu? Sadece yaka açıklığımız değişti. Değil mi? Arka yaka düşüklüğümüz değişti. Şu şekilde. Evet. Ön yaka düşüklüğü nereden? Arka ortadan değil mi? Evet. Ön yaka düşüklüğü. Bakın arka ortadan 9 santim ön yaka düşüklüğümü aldım. Şimdi sizce böyle bir yakada yaka kavisi yüz yuvarlak mı olur yoksa V ile yuvarlağın arasında mı olur? Yani sizce? Benim bildiğim yüz yuvarlak. Olmaz. Yani. Yüz yuvarlak olmaz. Aynen. Bunu çünkü neden? Biraz boynu sarması lazım, evet, değil mi? Bakın yüz yuvarlak çizmiyorum. Aynen. Biraz boynu sarsın istiyorum. Şimdi arkadaşlar ön yaka düşüklüğünü hatta biz bir santim bile yukarı kaldırabiliriz. Ön yaka düşüklüğünü. Gelin bana fazla geldi. Ön yaka düşüklüğünü kaç dediniz? Ön yaka düşüklüğünü 9 yaptım. Ha, gelin bir santim yukarıya kaldıralım ben arkadaşlar. Şey yüksek yapsam olur mu? Olur olur tabii. Çünkü tabii. Çok düşük benim için. Ben aynen, sevmiyorum. Aynen çok düşük. Biraz böyle aynen. Çünkü tesettürde arkadaşlarımız da giyebilsin. En fazla hani açıkçası 3. Aynen hayatım. Benim şu yaptım. Ön yaka düşüklüğünü biraz daha düşürdüm. Yukarı aldım. Ki bunu tesettür arkadaşlarımız evet. Da giyebilsin. Bakın 2,5 santim de bunu zaten şöyle bakın. Yakamız dolduracak. Evet. Zaten yakayı da kapatmış olacak. Tamam. Aynen. Bu da tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Tamam, modele güzel. Baktığımız zaman etek şey ucunda yaptım. Ne var ulan, Merve? Gode var değil mi? Açma yapacağız etek ucunda. Açma bu bak diyor ki model ben diyor bakın şurada göğüsten sonra açılıyorum diyor değil mi? Model kendisini belli ediyor. Biz bunları böleceğiz bunları. Böldükten sonra örneğin şöyle göz kararı yapalım. Bakın göz kararı illa da bunu çok böyle milimetrik bir şeyler yapmamıza gerek yok. Göz kararı şöyle bir bölelim. Göğüs hattına dokunmadan etek uçlarında arkadaşlar gode açılımı yapacağız. Tamam mı? Gode'nin ne olduğunu zaten artık biliyoruz. Neydi gode? Etek ucunda genişletme yapmak. Etek ucunda genişletme yapmayı ne yapıyorduk? Eşit şartlarda açıyorduk değil mi? Tutup da şuradan şöyle bir şey yapınca ne oluyordu? Şöyle bak. Merve bir bak hayatım. Bir taraftan böyle açılma yapınca ne yapıyordu? Evet. Yanda çökme. Çökme. Tabii. O yüzden bu her zaman yanlış. Biz ne diyoruz? Bu çalışma şekli yanlış. Bir taraftan ağırlık veremezsin. Bunları makasla keseceksin. Kopmayacak şekilde aralara eşit şartlarda dağılım yapacaksın. Bir denge. Yani model kişinin üzerinde elbise dengeli duracak. Bunu anladık değil mi? Bunu arkadaşlar şöyle yapın. Kopazabilir bunlar. 1,
2, 3, 4 diye işaretleyin. Koptuğu zaman paniklemezsiniz en azından. Burada gode. Sonra bakın kravat yakamız var. Yakamız, yaka dahil 1/2, bağcık 113. Yaka yüksekliğini 2,5 mu yapalım, 3 mü? Hep beraber karar verelim. Yani ben 3. 3. Tamam. 2,5 3 arası. Oluyor. Tamam. Daha toplursun diyorsunuz. Yani. 2,5 3 arası da yaka yüksekliğimizi yapalım. Yine balon kol. Kol ağzında da full güzel büzgülerimizi verelim arkadaşlar. Tamam mı? Çalışmamıza başlayalım. Herkes istediği bedeni yapabilir. Hadi başlayalım.